Değerli misafirler, etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Sezgin Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın İl Sağlık Müdürüm, Antalya'dan ve Ankara'dan kalkıp buralara kadar sempozyumumuza gelen çok değerli misafirlerimiz, saygıdeğer katılımcılar, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün organ bağış haftası sebebiyle düzenlemiş olduğumuz ve organ ve dokun akli koordinatörlüğünce tertip edilen bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli katılımcılar, değerli misafirler, bugün dünyada biliyoruz ki 1 milyara yakın insan uygun bir organ bulunmadığı takdirde mutlak bir hayati tehlike içerisinde yaşamaktadır. Bu hastaların da en az 30 bini Türkiye'de bulunmaktadır. Gittikçe artan bu hasta sayısının tek çözümü şu anda ne yazık ki organ bağışının artırılmasıdır. Organ bağışı bekleyen hasta sayısı o kadar artmış ve acil bir duruma gelmiştir ki artık transplantasyonun ilk yıllarındaki xenotransplantasyon olarak tanımladığımız hayvandan insana organ nakilleri tekrar tekrar düşünür olmuştur. Basına yansıdı, pek çoğunuzun bilgisi vardır. Zaruriyetten kaynaklanan bu çabalar Amerika'da, New York'ta genetiğiyle oynanmış bir domuz böbreğinin insanlara nakledilmesiyle yeniden hayat bulmaya başladı. Bu zorunlu çabalar ne yazık ki organ bağışının halen istenilen düzeyde artırılamamasından kaynaklanmaktadır. Değerli katılımcılar, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları bağışlamayı, hastalarının organlarını bağışlamayı kabul ettikleri anda bir taraftan hastalarının kaybıyla ilgili derin bir üzüntü yaşarken diğer taraftan da organlarını bağışlamış olmanın verdiği haklı gururu yaşarlar. Diğer taraftan bağışlanan bu organların nakledileceği nakil merkezinde de bir başka hastanın yakınlarını umut dolu, zorlu, endişeli, kaygılı bir süreç bekler. Olayın organizasyonel kısmı çok daha yoğun, çok daha yorucu ve meşakkatlidir. Bir organ bağışıyla ilgili hasta yakınlarından izin alındığı andan itibaren o yöndeki organ nakli birimi bir teyakkuz haline geçer, ilgili merkezlere bildirimler yapılmaya başlanır, askeriye ile konuşulur, helikopterler havalanır, ellerinde içinde organ yazan, kapları taşıyan anestezist, cerrah, hemşire, pek çok sağlık görevlisi bir şekilde organın alınacağı merkezlere ulaşmaya çalışır. Daha sonra ameliyathaneden ellerinde yine bu organ kapları bulunan, ancak bu sefer içlerinde 4-5 hastanın en az umudunu taşıyan bu sağlık görevlileri naklin yapılacağı merkeze doğru yeni bir koşuşturma içerisine girerler. Uzun süren ameliyatlar, ki en az bir kısmına şahit olduğum için söyleyebilirim, Ömer hocamız buradan çok yakından biliyor, 16 saat, 24 saat süren ameliyatlar sonucunda hastaların umutları tekrar yeşertilmeye çalışılır. Dışarıdan bakıldığında aslında bir aksiyon filminin sahnelerini andıran bu görüntüler aslında yaşamın, hayatın tam da gerçeğini oluşturmaktadır. Değerli konuklar, beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının alınarak başka bir hastaya nakli aslında tıbbi, hukuki, etik ve dini pek çok basamağı olan bir süreçtir. Gururla ifade etmek isterim ki ülkemizde uluslararası standartların çok üzerinde bir yetkinlikle transplantasyon cerrahisi uygulayan onlarca cerrah meslektaşımız mevcuttur. Biraz da imrenerek belirtelim ki ülkemizde transplant cerrahları
her akademik ortamda el üstünde tutulan, tüm cerrahi toplantılarda da en saygın yerlerin kendilerine tefriş edildiği A+ grubu cerrahlardır. Ülkemizde organ naklinin tıbbi ayağı sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Ancak organ naklindeki güncel gelişmelere ayak uydurabilecek hukuki mevzuat değişikliklerine, organ bağışını artıracak etik düzenlemelere de ihtiyacımızın olduğu açıktır. En çok da organ bağışının dinen caiz olup olmadığı sorunu insanlarımızın hala kafasına karıştırmaktadır. İşte biz de kafamızdaki bu soruların cevabını bu sempozyumumuza katılan çok değerli konuklarımızın eşsiz tecrübelerinde ve birikimlerinde bulacağız. Değerli katılımcılar, doku nakli konusunda belli bir merhale kat etmiş olan kurumumuzun da organ nakline yönelik altyapı çalışmalarına ve transplant cerrahi yetiştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine Sayın Rektörümüzün teşvikleriyle başladığını da mutlulukla ifade etmek isterim. Bu vesileyle sempozyumumuzun tüm katılımcılara yararlı olmasını diler, hepinize selam ve saygılarımı sunarım. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nurullah Okumuş'un kürsü teşriflerini arz ederim. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Sağlık Müdürüm, kırmayarak buraya kadar teşrif eden Ankara'dan, Antalya'dan bu toplantımızı şereflendiren değerli katılımcılarımız, üniversitemizin değerli akademisyenleri, değerli öğrencilerimiz ve tüm saygıdeğer konuklarımız, hepiniz bu güzel etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seçkin konuşmacılarımız var gerçekten. Bu konunun uzman olan konuşmacılarımızla inşallah organ naklinin yüzyılımızda, günümüzde ne kadar önemli olduğu, tabii bu işin sadece bilimsel ve sağlık anlamında değil, özellikle de biraz önce Sezgin Hocam da bahsettiği çok ciddi seviyede bir başarıya sahibiz. Tüm dünyayı baktığımız zaman hem yapılan transplantasyonun çeşitliliği konusunda hem de başarısı konusunda dünyayla boy ölçecek anlamda. Hatta bazı alanlarda da dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olmamıza rağmen en büyük sorunlarımızdan birisi nakil bekleyen hastalarımız için yeterli bağışın yapılamaması ve bu konuda da şu anda önümüzdeki en büyük engellerden birisi de özellikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının ölüm sonrası veya beyin ölümü sonrası bu konuda sosyokültürel nedenlerle veya dini nedenlerle buna izin vermemesi ve yeterli bağışın olmaması. Bu konuda da Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz bize gerekli açıklamaları da yapacak. Sağlık Müdürümüz de hem ilimizde hem de ülkemizde organ nakli konusunda da önemli verileri bizlere sunacak. Yine Sezgin Hocam bahsettiği, dünyada şu anda milyonlar değil artık milyarlarla ifade edilen sayıda nakil bekleyen hastalarımız var. Ve bu hastaların önemli bir kısmı da aslında çok kısa süre içerisinde acil olarak nakle ihtiyacı olan vakalar, hastalarımız. Kadavradan organ nakli konusunda, bağış konusunda tabii ciddi yetersizler var. Hem fiziki anlamda, bilimsel anlamda yetersizler hem de biraz önce bahsettiğimiz nedenlerle. O yüzden ülkemizde de olmak üzere nakillerin büyük bir kısmı canlı vericiden yapılıyor. Yaklaşık %75'i canlı vericiden yapılıyor. Çok canlı vericiden nakil konusunda da ülkemiz dünyada önde gelen ülkelerden birisi, başarılı ülkelerden birisi.
Ve sağ kalım oranlarına baktığımız zaman da yine gururla söyleyeceğimiz bir tablo. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağ kalım oranlarıyla hemen hemen aynı düzeyde, yaklaşık %85 ile 96 oranında bir sağ kalım oranı da sahibiz. Ve organ nakli konusundaki bu başarımız sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de artık ülkemizin tercih edilen bir ülke durumuna gelmesini sağlamıştır. Canlı donörden bağış bu kadar yüksek ve başarılı nakiller yapıyoruz. Ancak hala ciddi yetkinliğimiz olmasına rağmen organ bağışı konusunda dünya ülkelerinin, yarıştığımız ülkelerin gerisinde olduğunu görmek maalesef üzücü. Biraz önce yine çok uç örnekler ama yine Sezgin hocamız verdi. Yani hayvandan nakiller veya yapay doku gibi bu konuda çalışmalar da var ama bunların hala büyük bir kısmı araştırma seviyesinde olduğu için bizim yine son olarak canlıdan ama bunun yanında kadavradan da nakil dışında şu anda önümüzde başka bir seçenek bulunmuyor. Peki bu tabloyu düzeltebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Bağışçı sayısını bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde artırmamız gerekiyor. Bilimsel doğrulara, onlardan sapmadan ve toplumun gerçeklerinden de ayrılmadan kampanyalar yapmamız gerekiyor. Burada bize, bilim adamlarına özellikle de ben vurgu yapmak istiyorum. Basınımıza çok büyük görevler düşüyor. Sektör uzmanları halkımızı doğru şekilde ve her zeminde bunu anlatması gerekiyor. Bu tablonun niye önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Farkındalığı artırmak adına eğitici faaliyetler yapmamız, sosyal medyadaki paylaşımlar, ki doğru paylaşımlar yapmak gerekiyor. Yanlış paylaşımlarla maalesef bir anda bir şey yapmak, bir bina yapmak çok zordur ama yıkmak çok kolaydır. Oradaki ufak bir yanlış bilgi maalesef tüm tablonun bozulmasına neden oluyor. Sosyal medya günümüzdeki en önemli bilgi paylaşım alanlarından birisi. Sosyal medyayı bu anlamda çok doğru kullanmak gerekiyor. Televizyondaki diziler, son zamanlarda bu konuda ciddi gelişme oldu. Televizyondaki diziler, televizyon programlarında organ bağışını destekleyen, vatandaşımızı yönlendiren küçük orada dizi içerisinde konuşmalarda bilgiler de veriliyor. Bunun da iyi sonuçlar vereceğini de düşünüyoruz. Biz APS olarak tüm akademik birimlerimizle, kadromuzla bu misyona destek vermeye hazırız, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunu da deklar etmek istiyorum. Bu amaçla görevi geldikten sonra da hemen çalışmalara başladık. Geldiğimizde söz vermiştik işte kemik iliği nakli konusunda. Şu anda çocuk kemik iliği nakillerine başladık. Yaklaşık bir yıl oldu. Ve Allah'a şükür şu anda nakil yaptığımız hasta sayısı onlu rakamlara yaklaştı. Bu iyi bir rakam ve nakil yaptığımız vakaların hepsi de durumu da şu anda oldukça iyi. Önümüzdeki süreçte de kornea nakline başlamak konusunda da çalışmalarımız var. İnşallah bir hocamız gelecek bu konuda. Ve inşallah kornea naklilerine de başlamak istiyoruz. Hedefimizde ön planda o var. Tabii ki bunun dışında karaciğer ve böbrek naklileri konusunda da Sezgin hocamla işte bazı çalışmalar yapıyoruz. Karaciğer ve böbrek nakli konusunda da önümüzdeki süreçte inşallah ilimize ve bölgemize hizmet vermeyi hedefliyoruz. Öte yandan en önemli sorunlardan birisi organ nakli konusunda uzun bekleme süreleri maalesef. Dünyada yaklaşık 1,5 milyona yakın insan organ nakli bekleme listelerinde ve iyileşmeyi bekliyor ama temin edilen maalesef organ sayısı az ve sınırlı sayıda. Tabii uygun organ olması da oldukça önemli. Farklı ülkelerde organ bağışı kaynağı artırmak için yasal düzenlemeler yapılmış durumda. Konuşmacılarımız da değinecektir. Yine Sezgin Hoca bir miktar bahsetti. Ülkemizde organ nakli konusunda
bilgilendirilmiş rıza sistemi ya bilgilendirilmiş onam dediğimiz bir durum var. Yani siz bilgilendirilmiş rıza sistemiyle nakle izin veriyorsunuz. Siz şahsi olarak yaşarken, hayattayken bir organ nakli için izin vermiş olsanız dahi bu sistemde siz hayatınızı kaybettiğinizde veya beyin ölümü gerçekleştirildiğinde organınızı alabilmek için onamınız olmasına rağmen mutlaka aileden izin almanız gerekiyor. Bu da maalesef çok fazla sayıda 500 bin civarında şu anda organ bağışında bulunan vatandaşımız var. Ama bunların büyük bir kısmı böyle bir durumla karşılaşıldığında ailenin tercihi, ailenin işte sosyo-kültürel düşüncesi, tarzı veya dini düşüncelerle buna izin veremeyebiliyorlar. O yüzden dünyada birçok ülkede varsayılmış rıza sistemi dediğimiz bir sistem uygulanıyor. Burada aksi yönde beyan olmadığı müddetçe herkesin hayatını kaybetmiş veya beyin ölümü gerçekleşmiş herkesin organı alınabilir. Tabii bunun için de mutlaka ciddi hukuki, kanuni düzenlemeler gerekiyor. Bu düzenlemelerle inşallah önümüzdeki yıllarda süreçlerde yapıldığında da ülkemizde de 25 bin ile 30 bin arasında nakil bekleyen hastamız var. Bunlara da büyük umut olacaktır bu hukuki düzenlemeler diyoruz. Her organ bağışı o bağış vesilesiyle hayatını sürdüren bireyler için gerçekten bir armağan, olağanüstü bir lütuf arkadaşlar. Ve kanaatimde tabii ki tartışılmaz aslında bağışlar içinde sevabı bol, kalıcı bir sadaka hükmünde olan bir olaydır. Hiç tanımadığınız bir insan, organ bağışının öyle bir özelliği var. Hiç tanımadığınız bir insana yepyeni bir hayat ve yepyeni bir gelecek sunuyorsunuz. Veya da tam tersi. Hiç tanımadığınız bir insanın size yepyeni bir hayat veya yepyeni bir gelecek sunmasının önemi, değeri ve daha doğrusu mutluluğunu kelimelerle tarif etmek imkansızdır diye düşünüyorum. Ve şu an itibariyle 25 ile 30 bin civarında bu mutluluğu tatmak için her gün telefonun başında o mutlu habere kulak kabartan, umutlu bekleyişini sürdüren birçok insanımız var. İnşallah bu toplantılarla, basınımız aracılığıyla, siz değerli akademisyenlerimiz aracılığıyla bu konunun önemini yaygınlaştırıp anlatıp bu insanların mutluluğuna katkıda bulunabiliriz diyoruz. Ben toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle de Ankara'dan gelen Denizleri Yüksek Kurulu üyemiz İdris Bozkurt Beyefendi'ye, sağlık müdürümüze ve değerli arkadaşım, üniversiteden sınıf arkadaşımdır kendisi, dünya çapında ünlü ve yaptığı organ nakilleriyle ülkemize ciddi bir prestij kazandıran, birçok insanımıza umut olan Ömer Özkan. Ben bilimsel anlamdaki, transplantasyon alanındaki başarılarından öte, öncelikle kendisine beyefendiliği, saygınlığı, mütevaziliği konusunda çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman ihtiyacımız olduğunda aradığımızda hiç bekletmeden telefonu açan, bize destek olan değerli arkadaşımı da bu toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum bu toplantımızın. Konuşmalar için Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Programımıza Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Sayın Uzman Doktor Serhat Korkmaz'ın özgeçmişlerini sunarak devam ediyoruz. 1978 Kırıkkale doğumlu olan Serhat Korkmaz, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Sırasıyla Sandıklı, Bucak ve Burdur'daki devlet hastanelerinde çalışan Korkmaz, Afyon Kocatepe Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde 2015 yılında göreve başlamıştır. 2017 yılından itibaren de Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Değerli konuklar, Sayın Uzman Doktor Serhat Korkmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyor.
Sayın Valim, Sayın Rektörüm, değerli misafirlerimiz, kıymetli hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii sizin gibi kıymetli bir ekibin karşısında, misafirlerin karşısında olunca hafif de heyecanınız oluyor, beni affedin. Ben il müdürü olarak bu konunun mevzuat kısmında, sıkıcı kısmındayım. Ama özüm olan beyin cerrahisi olarak daha kritik kısmında beyin ölüm tanısı koyan, kendi hastalarının ölüm ilanı veren bir ekibin içindeyim. Bizim görevimiz müdürlük olarak sayıları takip etmek, doktorlarımıza yardımcı olmak, hastanelerin yürütülmesi, işlerin yürümesi ve organizasyonda sıkıntı olmaması. Ama bir beyin cerrahı olarak da bu beyin ölümü tanısının, organ naklinin en sevimsiz kısmında görev almaktayız. Organ nakli vücudumuzda tedavisi olmayan hastalıklar nedeniyle görevini yerine getiremeyen bir organın yerine kadavradan ya da bir canlı dokudan, canlı insandan sağlam ve aynı görevi yapabilecek bir organın nakledilme işidir. Kulağa çok basit gelmektedir ama ne yazık ki öyle değildir. Nakledilecek organ canlıdan veya hastane yoğun bakım ortamında tıbben yaşamı sona ermiş beyin ölümü kişiden alınabilir. Canlıdan alınabilecek organlar iki böbrekten bir tanesi ve karaciğerin yarısıdır. Kadavradan ise nakil yapılabilen tüm organlar ve dokular alınabilir. 2020 yılında 1 milyon nüfus başına kadavra bağış oranları her zaman olduğu gibi İspanya tarafından birincilikle gitmekte. İspanya bu konuda çok önde olmakta. Hatta bir ara %42'lere kadar bağış oranları artmıştı. İspanya'dan sonra Belçika, İtalya, Fransa, Kanada ve sonlara doğru Yunanistan ve Türkiye gelmekte. Dünyada az gelişmiş ülkelerde bu sayı daha da kötü duruma düşmekte. Zaten oralarda bu işi yapabilecek yetkin insan sayısı da bulunmamaktadır. Biz ülkemiz olarak tıp camiası olarak çok şanslı bir durumdayız. Hocalarımız çok yetişmiş, çok eğitim insanlar var ve bununla da gurur duyuyoruz. Organ nakli asıl büyük sıkıntımız ailenin reddetmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde %46, İngiltere'de %41, Fransa, Belçika, İspanya'da ise %10 civarlarında. Bizde ise ne yazık ki %73.3 civarındadır. Milyon başına kadavra bağış oranı ülkemizde %5 iken akrabadan alınan rıza oranı %52'dir. Yani vatandaşımız organlarını bağışlamak istiyor ama ailemiz bunu kabul etmiyor, öyle demiyor. Bu ne yazık ki şöyle bir sıkıntıya neden olmakta. Biz canlıdan organ almak zorunda kalıyoruz. Canlıdan organ aldığınız zaman, tamam bir kişinin hayatını kurtarıyorsunuz ama aldığınız canlıya, insana bir zarar veriyorsunuz. Onu bir çeşit hastaya çeviriyorsunuz. Her ne kadar biz zarar vermesek de kayıp olan organlar tekrar yerine gelse ya da hayat devam ettirmeye sürse bile bu hastaya yapılan bir çeşit iyilik olmasına rağmen organı veren kişiye görece zarar vermekteyiz. Dünyada bu kabul edilen bir şey mi? Ne yazık ki değil. Dünyada biz dünyanın tam tersine canlıdan organ alıyoruz ve insanlar bunlardan bir şekilde zarar görüyor. Dünyanın diğer kısmında kadavradan alıyorlar, kendi sağlıklı insanların hayatını bozmamaya çalışıyorlar. Bizim şanssızlığımız elimizde kadavra olmadığı için, izin vermedikleri için elimiz mahkum canlıdan almak zorunda kalıyoruz. Ve başımıza bir tane fazladan hasta çıkartıyoruz. Ülkemizde organ nakillerinin yalnızca %20'si kadavradan yapılmakta, geri kalan ise %80 oranında canlıdan yapılmaktadır. Biz dünyada canlıdan organ naklinde birinciyiz diye övünüyoruz ama diğer ülkeler buna bu gözle bakmıyorlar. Kadavraya yükleniyorlar. Biz canlılardan mecbur olduğumuz için ölüyoruz. 2019 yılında beyin ölümü tanısı 2309 iken Türkiye'de aile olayıyla sadece 619'undan organ alabildik. Yapılan 5764 nakilin sadece 1421'i kadavradan yapılmıştır. Bu arada geri kalan 2000-3000 kişiye biz zarar vermiş durumdayız. Afyon'da durumumuz nedir? 2020 yılında Afyon'da 5 tane beyin ölümü tanısı koyabildik. Türkiye genelinde ise 1391. Bu 5 kişiden yalnızca ikisinden biz onam alabildik. Bunlar çeşitli illerden gelen, Antalya bölgenin gönderdiği ya da Ankara'dan gönderilen ekiplerin aldığı organlarla diğer insanlara can oldular.
Kadavra nakil oranı nüfus başına, milyon nüfus başına Türk Afyon'da 2.71 iken Türkiye'de 5.1. Canlı organ bağışı Afyon'da 146, Türkiye'de 25.408. Beyin ölümünden Türkiye'de 2020 yılında 413 nakil yapılmışken canlı organ, canlı dönerden ise 3441 nakil yapılmış. Biz Afyon'u tam olarak ayırmıyoruz. Antalya bölgede 3391 tane nakil bekleyen, 3319 tane nakil bekleyen hastamız, Türkiye genelinde ise 25.224 nakil bekleyen hastamız var. 2011 yılından bu yana elimizde gerçekleşen beyin ölümü sayısı 60 ve sadece bunun 10 tanesinde aile onayı vardı. Ve bunların organları bir şekilde alındı. Son 5 yılda ise 29 beyin ölümünden sadece 7'sinin izin olup bu 7 kişiden alınan organ sayısı toplam 31'dir. Şu anda Afyon'da hayattaki gönüllü bağışçı sayımız 2054. Az önce rektör hocamız da söyledi. 750 bin, 800 bine yaklaşan canlı organ bağışını onaylamış insanımız var. Organ bağışçısı nedir? Hayattayken serbest iradesiyle tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organların bir kısmını veya tamamını başkasının hayatı için kullanılmasına izin vermesidir. 1979 tarihli organ doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkındaki kanuna göre 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organların bir kısmını ya da tamamını bağışlayabilir. Bu yasa 2000 yılında tekrar yönetmelikle detaylandırılmıştır. Organ bağışı yapmak isteyen insanlar resmi özel hastanelere, organ nakil merkezlerine, organ nakil bölge koordinasyon merkezlerinde, il müdürlüklerinde, organ nakliyle ilgilenen dernek, vakıflarda, emniyet müdürlüklerinde iki tanık huzurunda organ bağışında bulunabilirler. Ben 2002 ya da 3 yılında ehliyet için İzmir il müdürlüğüne, emniyet müdürlüğüne gittiğimde bana broşürler verdiler bir sürü. Ben tıp öğrencisi olduğum için özellikle arkasına baktım. Organ nakli duymuş, bulduğum bütün çentikleri işaretledim. Organ bağışçısı oldum. İnşallah bir yere kayıtlı duruyordur. Ama bu sadece bir kağıt parçası. Allah o günleri göstermesin. Yakınlarım benim hakkımda karar vermek zorunda kalmasınlar. Ama bu ne yazık ki başımıza gelebilir. Organ bağış kartının hukuki bir fonksiyon taşımasına rağmen uygulamanın sadece manevi bir değeri vardır. Bu benim mirasımdır. Ya da veren bağışçının mirasıdır. Bu mirası aile yakınlarının, sevenlerin reddetme hakkı tabi olarak vardır. Önceden organ bağışı yapmış veya organ bağış kartımız olsa dahi bu fikirden biz ileride kendi rızamızla vazgeçebiliriz. Kartı yırtar atarız. Gideriz E-Devlet üzerinden, şu anda daha kolay oldu. E-Devlet üzerinden organ bağışçısı çentiğini kaldırdığınız zaman artık siz özgür bir insansınız. Yarın bir gün sizin onayınız olsun olmasın beyin ölümü tanısı konduğunda sizin rızanız var mı yok mu diye kimse bakmadan ailenize soracak ya da sevdiğinize. Ben beyin cerrahı olarak daha önce hiçbir beyin ölümü tanısı koyduğum hiçbir hastanın ehliyetinde, belgelerinde, e-devletinde organ nakli bağışçısı olup olmadığına bakmadım. Ekiplerin çoğu da zaten bakmaz. Bir anlamı var mı? Miras olarak var. Belki aileyi biraz zorlamak için, bu vefatın arzusuydu diye zorlamak için var. Ama ben kullanmadım. Kullanan ekipler var mı? Var. Zorluyoruz. Zorlamak da zorundayız. Organ bağış kartı hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Bağış kartımız olsa da olmasa da ailemiz bu kararı bizim yerimize verir. Ve bu onların en doğal hakkıdır. Kimse de bunlara karşı gelemez. Karşı gelirsiniz, zorlarsınız. Kameralar kaydetmiyordur inşallah. Bunun şiddete varan sonuçları bile olabilir. Çünkü beyin ölümü tanısı koymak, bunu anlatmak ve ikna etmek gerçekten bir sanat, bir dehşet bir andır. Öyle söylemek lazım. Yoğun bakım kapısında ya da özel bir odaya kenara çekip uygun bir lisanla, varsa kendi doktoru, özellikle kendi doktoru, birebir ilgilendiği doktor, deneyimli bir ekip, konuşmayı bilen, insanlarla iletişim bilen bir ekiple yapılsa bile, o anki ruh hali, insanların, bizim kardeşlerimizin ne düşündüğünü anlamak, düşünebiliyoruz ama hayal etmek başınıza gelmedikten sonra olmuyor. Covid salgınında şunu gördük,
özellikle aşı konusunda Amerikalı, İngiliz, İspanyol, Türk, Çinli, Rus, Afrikalı hepsinin insan olduğunu, aşıya karşı tepkisini, reddini, aslında hepimizin aynı olduğunu, kültürümüzün değişse bile canımıza tak ettiğinde, o iğne girdiğinde çip mi takacak, kısır mı kalacağım, ölçen mi? Bunlar bana ne yapıyor? Biontech buradan para mı kazanıyor? Çinliler bize şov mu yapıyor? Bill Gates bize. Ama beyin ölümünde de böyle bir yaklaşım var. İnsanoğlu o an geldiğinde dini, dili, ırkı, cinsiyeti hepsi bir oluyor. İnsanlar sevdiğinin canıyla karar vermek zorunda kalıyor. Bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Ben organımı sevdiğim bir insana verdiğimde dakika düşünmem. Giderim %80 oranı kabul ederim. Onun hayatı kurtulacaktır. Hiç düşünmem. Caiz mi, değil mi, organım eksik olacak, öbür tarafta karaciğer sinirde olacağım, böbrek. Bunları hiç düşünmeden sevdiğim için canımı verir. Ama tüm dünyada olduğu gibi biz de sevdiğimiz birisinin organını alacağız, başkasına vereceğiz. Ben ona zarar vermiş miyim? Yani caizliği, başka türlü öbür tarafta karaciğersiz doğacak, kalpsiz doğacak, yüzsüz doğacak, kolsuz doğacak. Düşüncesi bunlar sadece bence bir kılıf olarak günümüze geliyor. Hangi organları bağışlayabiliriz? Sağlık olan her türlü organ bağışlanabilir. Şeker, tansiyon, hepatit, kanser gibi hastalıklarımızın olması günümüz teknolojisi, tıbbın ilerlemesi artık çok önemli değildir. Beyin ölümü gerçekleştirdiğine kadavra organları nakli için kullanılmayacağı bir bilim kurulu heyeti tarafından zaten karar verilmektedir. Bu organ verilen insana zarar verecek mi, vermeyecek mi bilimsel olarak değerlendirilir. Diğer yandaş hastalıklar tedavi edebileceği nasıl olduğu zaman bu organ alınır. Ülkemizde böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, ince bağırsak gibi organlar, kalp kapağı, gözün kornea tabakası, kas, kemik ili gibi dokular başarıyla nakledilmektedir. Bütün dünyada nakledilmektedir. Çok az deneyimli hekimimiz, yüz, kol, rahim, çok uç örnekleri ülkemizde başarıyla yapmaktadır. Organ nakli canlı veya kadavradan yapılabiliyor. Canlı verilen ülkemizde 4. dereceye kadar akrabalar arasında veya etik grup onayıyla akraba dışı organ nakilleri gerçekleştirilmektedir. Kan grubu uyumu olmayan alıcı verici varlığında ise çapraz nakiller, yani karşılıklı anlaşmalarla yapılabilmektedir. Canlıdan organ nakli, canlının en az alıcının en az 2 yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi 4. dereceye kadar kan ve kayın hısmından yapılabiliyor. Bu kapsam dışında kalan organ ve doku verici adayların durumlarıyla ilgili organ ve doku nakil merkezlerinin bulunduğu ildeki yerel etik kurulu tarafından değerlendirilip uygun görülürse nakil gerçekleştirebilir. Kadavra vericiden nakil, beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden yapılan nakil demektir. Yoğun bakım ortamında her türlü tedaviye rağmen beyin ölümü gerçekleşen kişinin beyin ölümü raporu iki uzman hekim tarafından onaylandıktan sonra kişi tıbben ölü olarak kabul edilir. Tıbben ölüm gerçekleştirdikten sonra aile onayı olursa kadavra organları alınır, organları bekleyen hastaların tedavisi için kullanılmaktadır. Son dönemde organ yetmezliği gelişen hastalar, hasta istediği organ nakil merkezine başvurarak kadavradan organ nakil listesinin adını yazdırabilir. Kadavra bekleme listesindeki tüm hastaların bilgileri Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara'da Ulusal Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi'nde saklanır. Ülkemizde nakil yapılabilen böbrek, karaciğer gibi organlar bu listede hastalar tarafından görülebilmektedir ve kayıt yapılabilmektedir. Organ bekleme listesindeki son durum toplam 26.742 kişidir. Çeşitli organlar sayıları yukarıda görüyorsunuz. Bu rakam kornea nakilleriyle beraber bekleyenlere göre 30.000'i bulmaktadır. Bu listenin sayısı sürekli değişmektedir. Yeni eklenenler ve bu nakili beklerken ölen insanlar sebebiyle sayı sürekli güncellenmektedir. Bu listedeki hastaların ne yazık ki %15'i sıra beklerken vefat etmektedir. Bağışlanan her organda bu sıralama uygulanmakta mı? Hayır, uygulanmamaktadır. Organlar durumun aciliyetine göre, kan uyumuna, doku uyumuna göre değişik insanlara takılabilmekte. Bu yerel ve Ankara'daki koordinasyon merkezlerince sağlanmaktadır. Bizim
müdürlük olarak yaptığımız sayılar, takipler, bu koordinasyon buraya kadar. Ama benim mesleki olarak yaptığım iş beyin ölümü statüsü koymak, insanlara öldüğünü ilan etmek. Beyin ölümü organ naklinin bence en önemli kısmı, en adli, hukuki, vicdani kısmı. Tüm beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümsüz olarak kaybıdır beyin ölümü. Artmış kafa içi basınç veya kardiyak arrest nedeniyle, kalbin durması nedeniyle beyne kan ve oksijenin 8 dakikadan fazla gitmemesi sonucu gelişir. Beyin ölümü hayatın geri dönüşsüz sona ermesidir. Yani Türkçesi ölüm, beyin ölümü. Solunum ve kalp atımları yapay olarak kısa bir süre devam edebilir. Çok nadir olarak uzun sürelerde olabilir. Ama beyin fonksiyonları asla geri dönmez. Siz kalbi, akciğeri, karaciğeri, aklınıza gelen tüm organları kısa süreliğine çalıştırabilseniz bile beyni geri çalıştırma imkanı yoktur. Burada yoğun bakımda beyin ölüm tanısı, şüphesi olan iki hastamız var. Burada şah damarından, karotisten beyne kanın girdiği, beyne hayatı taşıdı, oksijen verdiği ve beynin yaşadığını görüyoruz. Burada ise beyin ölümü gerçekleşmiş. Şah damarının üstüne beyne kanın girmediği, beynin artık kanı almadığı, beynin öldüğünü görürüz ve bunun dönüşü yoktur. Bu beyin ölümüdür. Ama bizim sıkıntımız ne? İnsanlığın beyin ölümünü kabul edip etmemesi. Şah damarındaki kan biyolojik olarak insanın yaşadığını, buradaki kanın olmaması ise beyin ölümünün gerçekleştiğini gösteriyor. İnsanlara bunu anlatmak, beynine kan gitmiyor, bu hastamızın vefat etti, beyninde hayat yok demek, şuradaki kanı anlatmak, bunlar bizim maalesef boynumuzun borcu ve ayrıca bu bir sanat. Ölüm ne yazık ki tıbbi bir tanı ve insanlığın var olduğu günden bugüne kadar ve yok olana kadar başımıza gelecek tabii bir olaydır. Kelime anlamı olarak, tarihsel olarak, hareketsizlik ve sükunet halidir. İnsanlığın tarihin başlangıcından beri ölüm sürecinin teşhisi, bu yetki aile yakınlarından, yanında birisi olmak, sevgisinin birisi tarafından yapılmakta, ölüm hali onanmaktadır. Ve bu insanlık şöyle demektir, son nefesini verdi. Kaşgarlı Mahmut ölümü tarif ederken anın tını kesildi. Nefesi kesildi, ruhu çıktı, tın, ruh demektir. Ölüm tanısı tarihsel süreç olarak çok basit bir tanıdır. Nefesi kesildiği anda bitmiştir. Ama 16. yüzyıldan sonra yavaş yavaş bu tanı değişmiş. Tanı tıbbın bir yetkisi altına girmiş ve evden, sahadan hastanelere doğru taşınmaya başlamıştır. Ama ne olursa olsun sonuç değişmemekte, son nefesini verdi denmektedir. Ölüm aslında seremonik bir olaydır. Evde başında insanlar vardır ve bu insanlar ölüm tanısını koyar ve sonrasında ölüye karşı yapılan son görevlerini yere getirirler. Modern teknolojideki ilerlemeden çok önce ölüm kalp atışları ve solunum durması sonucu ruhun bedeni terk etmesine meydana geldiği düşünülmüştür. Burun deliğinin altına yerleştirilen bir cam parçası veya aynı üzerindeki buğulanın olmayışı ya da ağrı uyaran demiyorum, hastaya üç kez isminin seslenip cevap alınamaması klasik anlayışla ölümdür. Ancak bu tanımlamalar, hekimlerin kalp ve akciğerin durduğunu anlaması ve bu durumu açıklamasıyla yetersiz kalmıştır. Oskültasyon dediğimiz, Hipokrat'ın bize öğrettiği şekilde kulağımızı hastanın göğsüne dayayarak vücut seslerini dinlemek bir yardımcı tanı testidir. Yalnız bu tanı 1800'lerde Fransa'daki Lennart'ın stetoskopu icat etmesine kadar kulağımızı dayayarak duyduğumuz seslerin artık yetmediği, tekniğin artık değiştiğini gösteren bir yöntem olmuştur. 1800'lü yıllara doğru stetoskop iyice geliştikçe kalp ve akciğer sesleri daha net duyulmaya başlamış ve ölümün teşhisinde artık sıkıntılar çıkmaya başlamıştır. Bu bir taraftan iyi bir şey derken öbür taraftan ölümün anlamı değişmeye başlamış ve elektriğin kullanımıyla beraber
duran bir kalp tekrar çalıştırılmış ve ölümle ilgili klasik anlayış, kalp vurdu, hastamızı öldü anlayışı yer değiştirmeye başlamıştır. Kardiyopulmoner canlandırmanın temelini atan bu buluşla kalbin ya da solunum durmasının ölümle eşdeğer olmadığı fikri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir beyin cerrahı patolog olan Sir Horsley, 1894 yılında ölümden sonra kalbin çalışmaya devam ettiği, kafa için basıncın çok artık beynin ölmesine rağmen solunum ve kalbin atmaya devam ettiği, bunu söyledikten sonra insanlar şaşırıyorlar. Ya beyin öldü, kalp nasıl devam eder? İnsanlar bunu tartışmaya başlıyorlar. Ve 1950'li yıllardan sonra mekanik ventilasyon ve kardiyopulmoner canlandırmanın gelişmeleriyle nöro araştırmacılar teorik anlamda inşa edilen beyin ölümü konseptini pratik hayata geçirme konusunda yardımcı bir rol oynamaya başladı. 1959 yılında iki Fransız hekim, şuuru kapalı solunum cihazına bağlı beyin sapı refleksi alınamayan ve elektrofizyolojik olarak beyin faaliyeti tespit edilemeyen vakaları tarif ediyorlar. Bu tarif yapılırken kavram olarak koma depaste, geri dönüşümsüz koma anlamını tanımlayabiliyorlar. Bu bizim bildiğimiz beyin ölümü değil de yaşam ile ölüm arasındaki sinir sistemi ölümü olarak tanımlıyorlar. Tabii bu hastalar koma durumundan hem iç hem dış uyarılara cevap vermeyen, vücut sıcaklıklarını ve kan basınçlarını kontrol edemeyen, kardiyak fonksiyonları da birkaç saat ya da gün içinde sonlanan hasta olarak tanımlanıyor. Komanın ötesi, geri dönüşümsüz gibi isimlerle adlanan bu durum, medikal müdahalenin beyhude bir çaba olarak kalacağı vurgulamalar açısından tarihsel bir anlam ifade etmektedir. Coma de Passe, 1968 yılında tüm dünya çapında tartışmaya açılıyor. Çok büyük toplantılar yapılıyor ve bu toplantıların en büyüğü Harvard Üniversitesi'nde yapılıyor. Tıpçılar, dinciler, hukukçular bu komite toplanıyorlar ve beyin ölüm tanısı adı altında bir kavram oluşturuyorlar. Bu geri dönüşsüz komanın gerçekleşmesi durumunda hukuki ölümün gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekli. Zira bu durumda uygulanan tüm tıbbi girişimlere rağmen koma durumunun kalıcı ve geri dönüşümsüz olacağı tüm dünyaya ilan ediliyor. Diyor ki beyin ölümü gerçekleşti, artık hastamız öldü, ne yaparsanız yapın dönmeyecek diyor. Philip Aries diye bir ölüm tarihçisi var. Ölüm bir dizi küçük aşamayı takip eden minik parçalara ayrılmakta ve sonunda hangi aşamanın gerçek ölümle ölüm olduğunu bilmek olanaksız hale gelmektedir demek istiyor. Bu aşamaların birinde bizler bilinç kaybedilirken bir başkasına solunum vermektedir diyoruz. İnsanlara ölümü tariflemeye başlıyoruz. Küçük ve sessiz ölümlerin aslında büyük bir ölüm olduğu kavramı ve bu kavramı insanlara anlatmak, karmaşayı anlatmak bizlere düşüyor. Beyin ölümü bir sonuç sonucunda meydana gelmekte. Önce hastanın beyninin öldüğü düşünmekte ve yapay desteğin çekilmesiyle tümüyle hücresel bir ölümün olduğu gerçeği algısı uyanmaktadır. Yani bir anlamda hasta iki kere ölmekte. Önce beyni, sonra beyin bedeni ölmektir diye düşünülmektedir. Bu parçalı ölüm modern dönemde çok tartışılmakta ve bu tartışmalar maalesef bitmeyecektir. Beyin ölümüyle biyolojik ölüm, yani şah damarından yukarı kan gitmemesi ama şah damarının kan dolu olması insanlarda büyük sorular oluşturmakta. Ve bizim insanlara anlattığımız zaman bu kavramı anlamaları çok uzun sürmekte. Ama bizim görevimiz bunu yoğun bakımın kapısında değil de insanlara bu gelmeden çok önce bu eğitimi vermek, bu başımıza geldiği zaman ölümün, beyin ölümünün, biyolojik olumun ne olduğunu net olarak bilmesi ve o anda kısa süre içerisinde, tamam hemen size hayır demiş olabilir ama biz 72 saate kadar insanları biyolojik olarak hayatta tutmaya çalışırken o anda bize vakit kazandırması düşünüyoruz. Ama bizim görevimiz insanlara bu iki ölümü de anlatabilmek, kampanyalarla, bir şekilde öğrencilerimize, bir şekilde çalışanlarımıza, sağlıkçılarımıza, doktorlarımıza bunu ikna edebilmek zorundayız. Günümüzde ölüm tanısının basitliği, hastane koşullarında ileri teknoloji ve tıbbın ilerlemesiyle biyolojik ve mekanik olarak çok zor bir olgu haline gelmiş. Beyin ölümünün ilanı için
yoğun bakımdaki bir hastanın beyin ölümünün icadı için bir doktor heyetinin onlarca özelleşmiş muayene yapması lazım. Beyin tomografileri, beyin MR'ları, anjiyolar, ultrasonlar, EEG'ler, hatta benim ismimle söylemekte zorlandığım denekler, Teknesp'in 99 hegrometil, propilen aminoksin gibi sintigrafiler, pozitron emisyon tomografi gibi sonu gelmeyen yardımcı testlerle hastanın beyin ölümü tanısı konmakta ve ilan edilmektedir. Beyin ölümü tanısı, beyin sapı muayenesi, apne tanısıyla aslında konulabilecek çok basit bir tanıdır. Ama biz bu basit tanıyı koyarken adli, tıbbi, etik yükümlülüklerden dolayı ispatlanması için yardımcı testleri, her ne kadar komisyonlar bunu sadeleştirmeye çalışsa bile ispatlanması zor olan, ikna edilmesi zor olan bir tanıya dönüşmüştür. Tabii bu kadar uğraşının, çabanın amacı görece basit olan bir tanı koymak değildir. Modern tıbbın amacı adli, vicdani ve etik açılardan son derece ciddi bir konuda şüpheye mahal vermeden karar alabilmektir. Bu karar hem hastanın ve hastadan alınabilecek organları bekleyen milyonlar için önemli bir karardır. Bizim amacımız aile yakınlarında sizin hastanız öldü dediğiniz zaman biyolojik olarak ya da beyin ölümü açısından insanların içinde hiçbir şüphe kalmaması ve bizim bu tanıyı koyabilmemizdir. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konuşmalar için Sayın İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Değerli konuşmacımız Profesör Doktor Ömer Özkan'ın özgeçmişini arz ediyorum. 1995'te Hacettepe Üniversitesi'nden tıp doktoru unvanı alan Özkan, uzmanlık eğitimini yine aynı üniversitede plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında yapmıştır. 2001 yılından sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmaya başlayan Özkan, Japonya'da perforator flapler ve süper mikro cerrahi alanında, Tayvan Aishu Üniversitesi Eda Hastanesi'nde plastik cerrahi ve el cerrahisi alanında, Almanya Bogenhausen Teknikal Üniversitesi Europe's Young Plastic Surgeons bursu ile genel mikrocerrahi alanında klinik fellowluk yapmıştır. 2004'te yardımcı doçent olan Özkan, 2006'da doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. 2007'de Akdeniz Üniversitesi ATSO Yılın Bilim Adamı ödülü, 2011'de Sağlık Bakanlığı Yılın Doktoru ödülü Sayın Ömer Özkan'ın aldığı ödüller arasındadır. Ömer Özkan, dünyadaki ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk çift kol nakli gibi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya ve ilke imza atmış bir isimdir. Yüz ve vücut estetiği, meme rekonstrüksiyonu, doku kayıplarının onarımı, yüz siniri felcinde yüz kaslarının restorasyonu, mandibül rekonstrüksiyonu, vajina rekonstrüksiyonu halen aktif olarak ilgilendiği konular arasındadır. Değerli katılımcılar, Sayın Profesör Doktor Ömer Özkan'ı konuşmaları için kürsüye arz ediyorum. Sayın Vali, Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, değerli öğrenciler. Öncelikle Sayın Rektörüme bu anlamlı haftada bizi Antalya'dan buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her türlü organizasyona mümkün olduğunca sosyal organizasyonlara katılmaya çalışıyorum. Özellikle genç, ortaokulda, ilkokulda, lisedeki arkadaşlarımıza da mümkün olduğunca bu konuda rol modellik yapmaya çalışıyoruz. Ama bu haftanın önemi çok fazla. Bu hafta organ nakli haftasının ilk günündeyiz. Burada tabii birçok ilde bu türlü organizasyonlar yapılıyor. Aslında bir haftaya sığmayacak bir konudan bahsediyoruz. Bunun mümkün olduğu yıla yayılması gerekiyor ama bizim ülkemizde de pikler olmadıkça çok fazla bir hareketlilik olmuyor. Çok önemli bir nakil yapıyorsunuz, o haftada inanılmaz bir heyecan yaratıyorsunuz ama sonra yavaş yavaş baza doğru, temele doğru iniyoruz maalesef. Ama o nedenle bizim bu haftayı dolu dolu geçirmemiz lazım. Her ne kadar işte aslına bakarsanız doğaçlarla bir konuşma yapacaktım ama hem Sezgin Hocam, hem Rektör Hocam, hem de Sayın Müdürümüz, beyin cerrahı arkadaşımız konuyu çok çok tıbbi boyutu güzelce açıkladılar, bizim zorluklarımızı açıkladılar. Beyin ölümünde en çok takıldığımız iki tane konu var aslında bakarsanız bu konuda. İnsanlara anlatmamız gerekiyor.
Ben bazen böyle sinirleniyorum, arkadaşlara dokun, dilimizde tüy bitti, insanlar anlatıyor, biraz da anlayın artık diyesi geliyor insanın. Ama bunda böyle bir şey deme lüksümüz yok maalesef. Bizim görevimiz insanlara mümkün olduğunca bu konuları anlatmamız gerekiyor. Beyin ölümü olduktan sonra insanların artık yaşamayacağını, beyin ölümünü demenin ölüm olduğunu, bunlarla ilgili tanımları çok güzel yapmamız gerekiyor. Beyin ölümü oldu, kalbi atıyor daha, kalbi biz bıraksak atmayacak artık, onu anlatmamız gerekiyor. Ama dünyada bir yeni trend var, bunu bizim Sağlık Bakanlığı da kısmen uygulamaya geçirmeye çalışıyor. Bizim üniversitemizde belki pilotlardan birisi olacak, inşallah finansal bir kaynak bulunursa, çünkü maliyetli bir konu. Kalbi de duran insandan artık buradakilerin yapılabilmesi için perfüzyon cihazları geliştiriliyor. Burada ben az sonra çok kısa bir şekilde geçmişi, bugünü ve geleceği diye kısa bir nottan bahsedeceğim ama burada bu kısım biraz geleceğe doğru, günümüzde neler yapmamız gerektiğini bahsediyor. Bir miktar işte temel bilimlerin, araştırmaların öneminden bahsetmeye çalışıyoruz. Bahsettiğim gibi iki tane önemli konu var. Bir, beyin ölümü gerçekten ölüm müdür? Bunu insanlara ikna ettirmemiz gerekiyor. Birçok çalışma olmuş. 1960'lı yıllarda artık bu konu çözülmüş. İşte hem klinik hem temel çalışmalarla bunlar ispatlanmış durumda. Çok önemli çalışma. Artık ülkemizin hemen hemen birçok yerinde bu testler yapılıyor. Diğer önemli konu, dini boyutuyla değerli uzmanımız anlatacak bu konuyla ilgili. Artık her yerde anlatıyorlar. Dini boyutunun ben bizim ülkemize önemli bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece yer vermek için bir karar veya artık rıza yoksa buna bir mazeret uydurulduğunu düşünüyorum. Dini boyutta hem en üst düzeyde bahsediliyor. Bizim dinimiz herhalde bu konuda diğerlerinden çok daha üstün bir düzeyde cevaz deniyor artık, izin veriyor. Bu konuyla ilgili bence çok önemli soru değil, sadece mazeret için bazı takıntılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık yaşat demiş bizim dinimizde, işte can olun demiş, gereken her şeyi hem ayetlerde var hem sünnetlerde var. Bu konuda bence bir mazeretimiz, sadece mazeretimiz var, başka bir şey yok. O zaman bize düşen İspanya veya İran gibi, İran'da kronik böbrek yetmezliği yok hemen hemen. Bunun için benim çok tasvip etmediğim kurallar var ama orada kronik böbrek yetmezliği yok. Orada artık bu iş çözülmüş. İnsanların, düşünün bu ülkenin üzerindeki maddi yükü, insanların sağlık sorunlarını düşünün. İspanya'da dünyanın en üst düzeyde bağış oranı var. Bunlar kanunlarla düzeliyor ama düzenleniyor. Bizim ülkemiz bu kanunlara hazır mı? Bence çok hazır değil. Yavaş bir geçiş olması gerekiyor ama geçmişten geldik, yavaş geldik, çok hızlı gidiyoruz. Dünyanın en iyi organizasyonu yapan Sağlık Bakanlığı'na sahibiz. Ben burada yetkilisi olsun olmasın net olarak söyleyeyim. Sağlık Bakanlığımız dünyada herhalde dünyanın en sosyal sağlık hizmetini veriyoruz. Ama şunu bilin ki her aşamasında dünyanın en organize, disiplinli kuralları bizde. Bunun itirazı olan varsa da çok rahatlıkla söyleyebilir. Çok erken dönemlerinden itibaren organ naklinin disiplinleri çok iyi belirlenmiş. Kimler bu nakilleri yapabilir, kimler yapamaz, kimler yapılabilir, kimler yapılamaz. Maddi boyutları tamamen devlet tarafından üstlenilmiş durumda. Hiçbir organ nakli hastasında bunun maliyeti nedir diye hiçbir kimse bunu soramaz. Maliyetinin dünyanın hiçbir yerinde bu sorun yok. Yani bu çözülmüşlük yok, bu sorunun çözülmüş durumu yok. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde eninde sonunda bir tedavi göreceğiniz ki özellikle organ naklinde hiçbir şekilde bunun maliyeti hiçbir insan tarafından bilinmemesi gerekiyor. Çünkü onları ilgilendiren bir durum yok. Bu ülkenin vatandaşıysanız, bu ülkede yaşıyorsanız hemen hemen diğer birçok yabancı insana bile belli oranda bu hizmet veriliyor. Orada da insanların maddi işte yükü yetmiyor bilmem ne demek gibi bir lüksü de yok. Öyle bir mazeretleri de yok. Bu konuda Sağlık Bakanlığı çok iyi durumda, çözmüş durumda. İşte bahsettiğim gibi işte kalbi durmuş insandan da biz acaba hani beyni durmuş ama beyni ölmüş, kalbi de durmuş insandan bile nakil yapma yolunda önemli çözümleri var ki bunun maliyeti günümüzde çok çok fazla, inşallah gelecekte biraz daha maliyeti düşecektir. Şimdi iki tane önemli sorundan bahsettik. Sağlık Bakanlığı kısmı maddi kısımdan önemli sorunumuz yok. O zaman birinci sorun, biz insanlara beyin ölümünü yani ölümü ispatlamamız gerekiyor. Bunun ölüm olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bu haftanın en önemli bence ana başlığı, özellikle Antalya'dan beraber çalıştığımız koordinatör arkadaşlarımız bunda çok güzel organizasyonlar yapıyorlar. Sizler de yapıyorsunuzdur Afyon'da. İnşallah hocamın güzel hedefleri olduğunu biliyorum. İnşallah Afyon'da da bu organ nakilleri yakın zamanda hızlıca yapılacaktır. İnsanların uzaklara gitmesine gerek kalmayacak. Diğer önemli sorun da dini boyutunda zaten o kısmı da bence anlatılması gerekiyor. Bukmadan anlatmamız gerekiyor. Bize düşen vazife bu. Biz organ nakliyle neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Geçmişte neredeyiz? Hocam çok güzel bir şey bahsetti. Xenotransplantasyon. Şimdi geçtiğimiz hafta aslına bakarsanız çok çok büyük bir şeydi. Çünkü bence biraz gürültü oldu ama yetersiz bir gürültü oldu. Bu hemen bugün
bir hayvandan böbreğin alınıp da insana nakledilmesi diye bir kavram değil. Temel bilimin önemini gösteriyor burada. Esas başka şeylerin önemini gösteriyor. Az sonra ondan çok kısaca bahsedeceğim. Ama geçmiş nereden geliyor? Birçok gravür görmüşsünüzdür sizin evlerde veya birçok iş yerinde, artık üniversitelerde. Görmüşsünüzdür böyle bir siyah renkli bir kölenin bacağı bir asilin bacağına naklediliyor. Bunu birçok insan görmüşlerdir. Bu 2000 yıl öncesine dayanıyor. İnsanların aklından demek ki 2000 yıl önce o dokuların nakledilmesi gerektiği görülmüş. Bacak kopmuş veya bacaksız doğmuş. Buna bir nakil gerekiyor düşünülmüş. Bu nakil yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyoruz. Yapılmışsa da sonucunu bilmiyoruz ama en azından kafadan geçmiş. Düşünün 1997 adamın aklında 100 nakli geçmiş filmini yapmış. 2005 yılında dünyanın ilk 100 nakli yapılıyor. Bu yapılmış, güzel gidiyor. Tıbbi boyutlarda bunlar heyecan verici boyutlar ama düşünün orta çağda insan ömrünün ortalama yaşam süresi 40. Bu net bilinen bir şey. O efsanelerde duyulan binler, yüzlük yaşlar yok. 35 ile 40 yaş ortalamasıdır. O zaman kimyacılar, simyacılar türüyor, çalışmalar yapılıyor. İnsanlar bir şekilde insanın aslında orada yapılması istenen sonsuzluk, yani ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyorlar. Çok güzel çalışmalar. Bir çalışmayı yaparken ana hedefe gitmeseniz bile yan hedefler size bazı katkılar sağlıyor. Burada insanlar simyacı, kimyacı, kim olursa olsun çalışmış, çok güzel çalışmalar yapmışlar ama bir süre sonra geçmiş ki ya bu ölümsüzlük bulunmayacak. O kadar emek boşa mı gitti, hayır gitmedi. Ne oldu? İnsan ömrü uzatıldı. Nasıl uzatıldı? İşte vebaya çözüm bulundu, enfeksiyonun, yani temizliğin önemi anlaşıldı. Birçok yöntemle şu anda ülkemizdeki ortalama yaşamın 70'in üzerinde 80'lere doğru yaklaştığını, ortalama yaşam bizim ülkemizde, dünyada da bu oranlarda olduğunu biliyoruz. Güzel ama 80'li yaşlara giderken sizin böbreğinizin çalışmadığınızı, yüzünüzün tamamen deform olup arkadaşlarınıza giremediğinizi, sosyal ortama gitmediğinizi, iki kolunuzun olmadığını düşünün. Her şeyimiz iyi, karaciğeriniz çalışmıyor. Böyle kara, işte düşünün dünyanın en zengin insanı sonsuzluğu bulacağını düşünün. 4 kere kalp nakli oldu, kaç kere böbrek nakli oldu, kaç kere karaciğer nakli oldu, 104-100 küsur yaşında o da hayatını kaybetti. Sonuçta biz bir şekilde sağlıklı bir yaşam, yani sadece hani hep söyleriz bizim toplumumuzda vardır, Allah işte sağlıklı bir yaşam versin, uzun ömür başkasına muhtaç etmesin kavramı. Aslında öze bakarsanız tıp da bize sağlıklı uzun bir ömür. Yani uzun ömür derken bunun sağlıklı olması çok önemli. Kendi kendinize yetebilmeniz çok önemli. Sosyal yaşama adapte olmanız lazım. Şu bir yıllık Covid döneminde sosyal yaşamına ne kadar önemli olduğunu hepimiz herhalde hep bunu aldı. Düşünün dünya savaşları görmüş toplumlar bile şu bir yıllık kapanmadan ne kadar rahatsız oldular. 1954 yılında ilk böbrek naklini yapan bir plastik cerrahtır. Joseph Murray daha sonra Nobel ödülü almış bir insandır. Bu insan tesadüfen bir ikizden böbrek nakli yapıyor ama çok tesadüf, iyi bir tesadüf. O anda aslında böbrek naklini belki başka bir insandan insana yapsaydı tutmayacaktı ve böbrek nakilleri ya da nakiller bir 10 yıl, 20 yıl kaybedecekti. Bunu yaptıktan sonra herkes bunu deniyor ama anlıyorlar ki insandan insana nakil böyle kolay yapılamaz. Mutlaka bunun için bazı şeyler gerekiyor. Ondan sonra HLA denen doku grupları, şunlar bunlar bulunuyor. Ve daha sonra bunların İlaçlarla 1956-57'den sonra da ilaçlarla bu nakillerin yapılmasının önü açılıyor. Her şeyde olduğu gibi ilk dönemde çok önemli çabalar var ama çok önemli kayıplar da var. Bu ilaçlar çok birçok insana hayat verirken tümör geliştirdi, yüksek oranda tümör geliştirdi, enfeksiyonlar geliştirdi, sizlerde hastalık yapmayacak şeyler insanlarda. O insanlarda ciddi şekilde erken dönemde kayıplar oldu ama çok önemli gelişmelerin önü açıldı. 2000'lerin yıllara kadar bir böyle patinaj var. Ve patinajın sonrasında önemli bir ilaç bulunuyor. Hocam gayet iyi biliyordur. Tacrolimus diye bir ilaç gelişiyor, siklosporin. Bundan sonraki dönem düşünün. Ama bunlar maalesef hepsi yurt dışında yapılıyor. Bunları biraz sonra sizlere bunları anlatacağım. Biz çok güzel övünüyoruz. Övünmekte haklıyız. Klinik olarak dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. İşte canlı nakilleri çok iyi yapıyoruz. Çok övünüyoruz ama insanlar niye bu kadar canlı yapıyorsunuz diye size acayiplerine bakıyorlar. Böyle bir şey var. Çünkü bizim maalesef daha çözmemiz gereken sorunlar var. Ama Covid'de de gördüğümüz keşke aşı, ilaç altyapımız çok önceden hazır olsaydı. Şimdi Kayseri çok şükür ki yapıyor, çok mutluyuz. Ama altyapımız olsa belki bir yıl önce biz bu ilaçları kendi ülkemize kullanacaktık. Buna da şükür deyip en azından bunun için devletin verdiği önemli destekler var. Biz bunlardan, yani geç de olsa bir yerden başlamamız gerekiyor. Şimdi siklosporin denen ilaç bulundu. Hemen dünyada yapılabilecek, bak hocam az önce listeyi verdi işte. Hemen her organın nakli yapılabilecek durumda. Teknik olarak bu nakillerin hepsi de ülkemizde yapılır. Gururla söylüyorum, en çeşitli nakillerin yapıldığı ülke Türkiye. Dünyada belli ülkeler işte yüz naklinde yapılabilir, kol naklinde, böbrek naklinde, işte Kore farklı, İspanya farklı. Ama hemen her türlü nakil bu ülkede yapılabiliyor ve devlet bunları destekliyor.
Şimdi geldik, ilaçları yapıyoruz. İlaçlar gayet güzel gelişti. Ondan sonra da tabii ya bu kadar ilaç yapılıyor ki, teknik yapılıyorken, işte yüz nakilleri, kol nakilleri derken, işte rahim nakli derken, biz olayın sosyal boyutunu, yani sosyal yaşama, bir insanın düşün evli. Ben rahim naklini yaptıktan sonra, tabii sadece böyle İslam toplumlarında, bizim toplumlarımızda çocuğun bu kadar önemli olacağını düşünerdim. Hani ben tıbbi boyutunu düşünürken sosyal boyutunu düşünmüyorsunuz. Ama inanın ilk rahim nakli yaptık, o kadar büyük bir patlama oldu ki İngiltere'den, Amerika'dan, üst düzeyden, işte saraydan, işte düşünün o İngilizlerin nesillerinden birçok insan çocuk sahibi olmak için, hatta şunları çok net söylüyorum. Ölüme razıyım, yani yeter ki ben riski alıyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum diyen insanlar. Yani sosyal yaşamı, mutlu bir evliliği çocukla taçlandırması bazı insanlar için ne kadar önemli olduğunu, kendi vücutlarından çocuk sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu göstergesi. Tabii burada bunlar önemli ama esas önemlisi, düşünün ben geçtiğimiz hafta içerisinde başkanımla beraber Antalya'dan geliyoruz. Çok değerli bir kalp cerrahımız var. Türkiye'nin ilk kalp nakli yapımcılarımızdan biri Ömer Beyazıt Hoca. Bir hasta için çok üzüldüğünü böyle gördüm. 8-10 yaşında, daha sonra bir hasta ziyaret etti. Selçuk koridorda da o hastayı gördüm ben. Annesi hocaya resmen yalvarıyor. Bir hafta önce bir çocuğa çok zor bulunuyor artık. Yani bu özellikle Covid döneminde maalesef bağışlar dibe vurmuş durumda. Kalp nakli maalesef bazı okullar, işte karaciğeri beğenmesek de canlıdan en azından nakil yapabiliyoruz. Belki de bir ay içerisinde ölecek bir insana yaşam kazandırıyoruz. Burada ben, hocam doğru söylüyor, bazı insanlara belki hastalık yapıyoruz ama eğer bu dikkatli bir ölçüyle yapılırsa hiç yoktan iyi. Belki de ölecek bir aile çocuğu ve bugün mantar zehirlenmesi olmuş, ölmek üzere olan bir insanı bir karaciğer nakliyle aniden hayata döndürüyorsunuz. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. O çocuğun annesi ağlıyor. Bir hafta önce ona bir kalp bulunmak üzereymiş ama ufak bir ayrıntıdan dolayı, acil merkezin sırasından dolayı çocuk kalbi maalesef başka birine verildi. Başka birine umut oldu, güzel oldu. Ama o çocuk belki bir ay içerisinde kalp bulunmasa hayatını kaybedecek. 3 yıldır yapay kalple devam ediyor hayatına. Orada işte insanlara, bizlerin üzerine birçok koordinatör arkadaşım var, bizlere görev düşen bunları anlatabilmek. Yani burada insanların en büyük bize zarar veren basında çıkan olumsuz haberler veya dizilerde yapılan, özellikle yurt dışı dizilerinde, böyle uzak doğu dizilerinde çok şey oluyor. Böyle organ kaçakçılığı, işte bunların üzerinde mümkün olduğu, ülkemizde böyle şeylerin mümkün olmadığını, böyle istisnalar olabilir ama bunların önemli cezalarının olduğunu ve siz kimlere ne yapmak istiyorsunuz? Ben bir anım var, bir de gelecekten çok kısacık bahsedeceğim size. Şimdi ilk konakini 25 Eylül, bizim arkadaşlarımız bilir, 2010 yılında çok özel çabalarla, Sağlık Bakanlığı'nın o zaman bize güveniyle, ki ben 5 yıllık bir çaba sonunda bu izni aldım. İznimizi aldık, gayet güzel bir şekilde 24 saatlik bir süreç zorunda izni aldık. Tabii bu ilk defa yapılıyor bir ülkede, dünyanın da 14. nakiliydi o zaman konaklı olarak. İzninizi alıyorsunuz, bakanlığın tüm yetkilileri bir kongrede, siz izni almak için çaba gösteriyorsunuz ama o sürede de düşünün, beyni ölmüş, Aydın doğmuştu donörümüz. Koordinat arkadaşlarımız da hiç bu izin daha mevzuat olmadan hatırlarlar. Ben Mersin'de, Konya'da, Bursa'da, İstanbul'da bunlar için seminerler verdim. Biz şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Amacımız da bu, düşünün. Bunu hiç kimse size kol nakli yapın, yüz nakli yapın, karaciğer nakli yapın diye bu işleri söylemiyor. Buradan öğrenci arkadaşlar için söylüyorum. Azimli olacaksınız, isteyeceksiniz. Kimse size sen bunu yapabilirsin, gözlerin çok güzel bakıyor, senin gözlerin parıldıyor, bu nakli yaparsın diye kimse söylemiyor arkadaşlar. Çaba harcayacaksınız. Arkadaşlarımız bir 24 saatlik çabanın sonunda izni aldık, biz Aydın'a gittik gece vakti. Gayet güzel, o sırada hastanın kalbi de durdu. Bu arada hasta izin vermekten de vazgeçti. Biz de gitmişiz, öbür hastayı ta Aydın'dan getirmişiz, hazırlayız derken köylü Milas'ta yaşayan bir teyze, gayet güzel gittik. Aslına bakarsanız hocam çok güzel söyledi ama bizim ailelerden tedavi edici olarak, yani tamam donörün tedavisi eden insan konuşabilir ama bizim donör yakınlarıyla konuşma gibi bir lüksümüz yok. Genelde teamül olarak konuşmamamız istenir. Koordinatör arkadaşının bu işleri çözmesi düşünülür. Ama ilk nakillerde bunlar bize teyze, köylü teyze izin vermedi. İzin vermemişti. Ben bir görebilir miyim dedim. Allah'tan hani böyle bir şeyi de Aydın'a yakın bir yer dedi. Bizimle beraber izin vermişiz, yanımıza götürmüşüz. Bu konuları ne yapacaksınız siz dedi, satacak mısınız dedim. Cümle bu. Aynen bu. Ben de kimliğimle normalde taşımam. Yanımda taşıyorum. Ben buradan geldim. Sen ne yapacaksın bu konu dedim. Cümle böyle. İşte bir kol olmayan bir genci nakledeceğiz dedi. Nasıl yani dedi, ne yapacak onda dedi. Yani çalışacak mı dedi, bu konu onun işine yarayacak mı dedi. Ben o çocuğu görmek istiyorum dedim. Bizim orada yaptığımız herhalde en büyük şansı, hemen 10 dakika içerisinde çağırdık hastamızı. Buna işe yarayacaksın dedi, ben verdim gitti dedi.
Benim 5 dakikamı almadı bu konu. Geri gitmesiyle belki 10 dakika. Hemen çocuğu Antalya'ya gönderdik, biz de işlemleri yaptık. Kalbi durmasına rağmen, ki o anda durduğu için, kalbi duran hastadan da alınabilecek bazı dokular olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ama o perfüzyon cihazı gelişinde bu iş çok daha gelişecek. Kalbi dursa da bu nakiller rahatlıkla yapılacak. Şimdi biz günümüzde ülkemiz maddi olarak desteği sağlıyor. Koordinatör arkadaşlarımız çok iyi çalışıyor. Gençler arasında bunun bilinci çok iyi gelişmiş durumda. Lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri Antalya'yı görseniz şu anda bugünden itibaren hakikaten bunun için çok güzel kampanyalar yapıyorlar. Aslına bakarsanız herkes bağışlıyor, bağışlıyor ama sonra bir iznine ihtiyacımız. Kanun düzenlemeler gelecektir. Burada da bir günümüzde çok önemli sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim sadece bağışçı eksiğimiz yok arkadaşlar. Değerli katılımcılar, değerli hocalarım, sayın vali. Bizim önemli eksiklerimizden bir tanesi de temel bilimlerdeki maalesef yavaşlığımız. Bununla ilgili bakanlık çok önemli destek veriyor aslında bakarsanız. Nereden anladık? Bunun artık Covid'den sonra da bizim ilaçlarımız yok. Ülkemizde ilaçları getirip burada biz başka şekilde fason ilaç üretiyoruz. Ama ülkemize gelişen ilaç sayısı az. Bizim ülkemizde faz 3 çalışmalarında diğer ülkelerin çalışmalarına katılıyoruz. Herhangi bir şekilde patentli faz çalışması öncesi ilaçlarımız maalesef yok. Bunun en önemli üniversitelerimiz dahil olmak üzere maalesef bununla ilgili biraz gecikmiş durumdayız ama hızlı bir atak yaparsak bunları yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Hocam az önce bahsetti. Dünyada xenotransplantasyon denen şey ilk önce zaten ispatlandı, herkesin aklına gelmiş bir şey. Neden yapılamıyor derseniz, biz bugün ben gelecekte bir domuzdan böbreğin alıp da insanlar alınmasına ihtiyaç olmayacağını düşünenlerdenim. Sebebi de onlardan önce çok bir şeyler yapacağız hocam. Neler yapacağız? Belki de organ üreteceğiz. Belki de aldığımız o önemli bir çalışma, çok önemli bir çalışma, bence fantastik bir çalışma, bomba bir çalışma ama onun genetiğinin değiştirilebileceğini, yapay organın laboratuvarda kök hücre üzerinden geliştirilebileceğini, belki bir gün gelecek bizim ömrümüz yetmeyecek ama biz bunların çalışmalarında belki bir poşet içerisinde, bir güzel kap içerisinde size lazım olan bir böbreğin, kalbin, karaciğerin ben üretilebileceğine inanıyorum. Çünkü fazlarda rejeneratif denen, tıp denen bir kavramda ilk önce bir böbrek dokusu üretildi, mesane dokusu üretildi, rahim dokusu üretildi, damarlar üretildi, iş bunların entegrasyonuna kaldı. Bu kadar basit değil, asla değil. Genç arkadaşlara görev düşüyor burada. Bizim üniversitemizde tıp öğrencileriyle çok güzel bir diyalogumuz var, arkadaşlarımız var. Hep onlara diyorum, tıp yeni başlıyor. Herkes biliyor ki ya ne kaldı? Nakillerde yapıldı, bilmem ne yapıldı. Bir yerde işte tedavi, işte romatolojik hastalıklar, organ yetmezlikleri, birçok şeyle tıp aslında yeniden başlıyor. Burada siz 3 tane önemli kavram var. İlaç, aşı, onkolojik araştırmalar, genetik gen transferleri ki SMA'dan dolayı biliyorsunuz biraz popüler oldu. O gen, bu 4 tane ana kavramı biz eğer yapay organla beraber organ üretimi kök hücrenin içerisine koyarsak tıpın büyük kısmını bu genç arkadaşlarımız çözecek. Organ naklinde çok önemli gelişmeler oluyor. Biz de bunların içerisinde yer alalım diyeceğiz. Çok önemli destekler aldık. Biz üniversite olarak güzel bir laboratuvar kuruyoruz. İnşallah birkaç yıl içerisinde meyvesini alacağımız önemli çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bu eksikleri birçok üniversitenin inşallah üzerine görev alarak desteklemesi gerekiyor. Ama bu haftanın öneminde bize bu kadarcık kısımda bir araba reklamı vardı. Hatırlıyorsunuz biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Maalesef biz organ üretene kadar en iyisi insanların yaşaması için, yarın ölmesi için bir hafta daha bir hafta sonra ölmemesi için biz bu organ nakillerini yapmak zorundayız. Hocam çok güzel söyledi. Canlılara mümkün olunca ihtiyaç duymadan kadavradan bu nakillerin yapılması için düzenlenmiş bir hafta bu. Burada hepimize çok önemli görevler düşüyor. Teşekkür ederim hocam. Davetiniz için sağ olun. Sayın Özkan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın İdris Bozkurt'un özgeçmişlerini arz ediyorum. 1971 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdum. 1982-1989 yıllarında İstanbul Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an kursunda kaldığı süre içerisinde hafızlığını tamamladı ve İslami ilimler tahsis etti. 1989-1993 yılları arasında Kahire Mısır El-Ezher Üniversitesi Usul Din Fakültesi'nde yüksek tahsilini tamamladı. 1993 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip olarak meslek hayatına başladı. 2000 yılında İstanbul Laseki Din Yüksek İhtisas Kurumu'nda mezun oldu. 2000-2004 yılları arasında Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılından itibaren Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Şimdi Sayın İdris Bozkurt'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sonra açıkçası şöyle bir anlayışa veya zehava kapıldım. Organ nakli konusunda aslında ülkemiz gerek bilimsel gerekse teknik altyapı konusunda problemi olmadığını, hatta ne diyeyim bu konuda da yeterince deneyimin olduğunu, dünyada da kendimizi ispatladığımızı anladım, yanılıyor muyum? Ama tabii ki bunun önündeki engellerin de olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu engellerin başında da açıkçası neler var? Hurafeler var. Hurafe tabiri aslında olmayan ama uydurulmuş nelerdir? Teorilerdir veya ne diyeyim varsayımlardır. Tabii ki bu hurafeler açıkçası hep dini diye bakarız, inançla alakalı diye düşünürüz ama bunun sanıyorum herhalde tıbbi hurafeleri de var. Yani hocalarım izah ettiler. Bunun başında da herhalde beyin ölümü meselesi zaten karşımızda duruyor. Ben şöyle konuşmayı şekillendirmek istiyorum. Farkındayım. Belki dediğim son konuşmacı olmamdan dolayı aslında biraz dezavantajlıyım. Ama herhalde Ankara'dan geldi bu adam da biraz sabrederiz diye düşünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şöyle özetleyeceğim. Hocalarım tabii ki organ naklini tarihçesini anlatırken ülkemizde de yasa herhalde 79'da mı 80 çıktığında ben bağlı bulunduğum kurumun ki ülkemizde dini otorite olarak Diyanet İşleri Başkanlığı vardır. Hatta her ülkede benzer kuruluşlar vardır. Üyesi bulunduğum kurul da Din İşleri Yüksek Kurulu dini konularda en yüksek karar merciidir. Sadece ülkemizde değil, birçok İslam ülkesinde, İslam coğrafyasında benzer mümasip kuruluşlarda vardır. Şunu söyleyeyim bunu anlattıktan sonra, 1980'de Din İşleri Yüksek Kurulumuz organ nakli ile ilgili kararı açıktır. Çok net söylüyorum, 1980'de karar vermiştir. Yani organ nakline, kusura bakmayın, gerçekten temsil ettiğim kurumun veya ne diyelim dinin bir mensubu olarak şunu rahatlıkla söyleyeyim, organ naklinin ve bağışının önünde dini bir engel yoktur. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun kararı açıkçası net bir şekilde tabii ki dini veya diyelim ki ahlaki, etik bir takım hassasiyetlere riayet edilme koşuluyla organ nakline cevaz vermiştir. Organ nakli yapılacağını açık ve net bir şekilde karara bağlamıştır. 1980. Ve gelişen tüm ne diyelim bilimsel veya bu konudaki gerçekten bilim adamlarımızın yaptığı çalışmaların hatta dünyada henüz ülkemizde olmasa da basına düşen her şeyin Din İşleri Yüksek Kurulumuz acaba olabilir mi diye sorulduğunda hepimiz biliyoruz. İşte hocalarımız bahsetti. Bırakın artık insandan bir nakli veya diyelim ki insan kadavrasında bir nakli, başka bir canlıdan, hatta adını da koyalım, domuzdan bir naklin caiz olup olmadığını bile bize yıllardır soranlar var. Kalp kapakçı çok eski galiba. Son dönemde de artık böbrek nakli. Var mı yok mu? Herhalde fiilen değil mi? Böbrek naklinin olmadığı. Ama değil mi, iyi sinyaller alındığı konusunda mı sanki gelişmeler var? Eyvallah. İnanın şöyle dediğim, velev ki, bakın
zarurat-ı diniye diye bir temelden bahsedeceğim. Ne diyeyim? Dinimizde nelerdir? Temel prensipler. Sadece İslam dininde değil, tüm semavi dinlerin ortak, daha doğrusu prensipleridir. Nedir bunlar? Canın, malın, değil mi? Neslin, aklın, dinin korunması. Yani bunların ne altına alınması? Güvence altına alınması, dokunulmazlığı. Hatta şöyle diyeyim, bu beş esası, beş dokunulmaz nesneyi şöyle sıralarsak, başta can gelir. Kısaca, canın korunması adına, canın korunmasına adına diğer şeylerden de feragat veya fedakarlık yapılabilir. Çünkü her şeyden önce can gelir. Canımızı muhafaza edebilme adına malımızdan ve diğer şeylerimizden vazgeçebiliriz. O halde, peki insan canı, insan daha doğrusu nedir? Mükerrem bir varlıktır. İlgili ayeti celile de Rabbimiz وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ diyor. Yani insanoğlunun ne kadar mükerrem, değil mi? Değerli bir varlık olduğunu. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ. Yani biz insanı en mükemmel bir şekilde yarattık. Bunu en iyi cerrahlarımız bilir diye düşünüyorum. Bakın, o sistemi, o dizaynı, değil mi? Gerçekten kavrayan, herhalde bu ayeti en iyi anlayanlar da hocalarımızdır. Peki, bu canlının o halde korunabilmesi için birçok fedakarlık, ki zaruret dediğimiz şey, eğer bu canlının hayatta tutulabilmesi için, yine ben dini referansları kullanacağım. Peki, o da nedir? Hani min ecli derik diye başlar sayfa başı. Ayet biraz uzun. Ben ilgili sadece pasajı okuyacağım. Diyor ki, وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Eğer bir canlının hayatta kalmasına sebebiyet veriyorsanız, veya diyelim ki ona can katabiliyorsanız, tüm insanlığı ayakta tutmak, hayatta tutmak kadar değerli bir iş yapmış oluyorsunuzdur. Ayet-i Celil'e böyle. O halde bir başkasına can vermek, ki organ bağışı da nedir? İnsanın, yani canın bir başka cana yapmış olduğu nedir? Sadakadır. Bir bağıştır. Ve bunun önünde de dini bir engel yoktur. Şöyle mi? Ben yine referans söyleyeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifinde şöyle der. Vallahu fi avnil abd ma kana le abdu fi avni ahih diyor. Yani eğer bir insan bir başkası insana katkı sağladığı, yardım ettiği, maddi manevi destek olduğu sürece Allah da ne yapacaktır? O kulun yardımcısıdır. Hem dünyada hem de ahirette. Başka bir rivayeti daha aktarayım. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya. Neffesallahu kurbeten min kurabi yevmil ahiret diyor. Eğer bir insan bir başkasının sıkıntısını, bir başkasının derdini, hastalığını ne yaparsa bertaraf etme konusunda, ki bu konuda en büyük emek değerli hocalarımızındır. Gelecekte de kıymetli öğrenci arkadaşlarımızın olacaktır. Peki eğer o konudaki katkısı ne olacaktır? Buradaki sıkıntısını bertaraf eden kulun ahirette de sıkıntılarını Rabbimiz bertaraf edecektir. O halde ne değildir? Demek ki organ naklinin maniası din değildir veya değerlerimiz değildir. Sadece ülkemizde de değil. Dünyadaki tüm dini otoriteler, inanın ne diyoruz buna? Fıkıh akademileri diyoruz. O akademilerin tamamı organ nakline ne yapmıştır? Müsaade etmiştir. Hatta bağışı da ne yapmamaktadır? Desteklemektedir. O halde değerli dostlar, peki uymamız gereken mutlaka neler var? Kurallar var. Değerli hocam bir şey söylemişti. O kurallardan sadece ben bir atıfta bulunacağım. Hatta kurulumuzun kararı içerisinde de var. Yani organ naklinin caiz olabilmesi için bir takım neler koymuşuz? İlkeler belirlemişiz. O ilkelerden birisi de ne olacak? Kesinlikle o organın bir başkasının neyini, sağlığına etki edeceği konusunda hekimlerimizin neyi?
en azından kesin kanaati olmasa da zannı galibi. Ki ölü olduğundan dolayı nakli yapacaktır zaten. Bir başka bir şey aslında bakın bilimin ne diyeyim bu konudaki kararı öngörüsü nedir? Önemlidir. Bir başka bir şey, peki bu yapılan bu nakilde tabii ki etik ve ahlaki değerlere riayet edilecektir. Nedir onlardan birisi? Efendim işte yani canın dokunulmaz olduğu, yani şöyle bir etik, hani hurafelerden bahsettik ya, hurafelerden birisi de efendim benim organımı alacaklar da veya yakınımın organlarını alma adına belki o ne diyeyim ölüye, o yakınımıza, sevdiğimize ne yapılacak, zarar verilecek anlayışı vardır. Halbuki gereken ihtimamın gösterilmesi gerektiğini de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın müslenin dinde yasak olduğunu ne yapar ta asırlar önce belirtmiştir. Nedir müslen? Ölü bir insana bile ne yapılamaz? Eziyet verilmez. Değil canlıya, ölene bile. Efendim öldükten sonra insanın gözünü çıkartmak, işkence etmek açıkçası cenazeye. Bunlar bile dinde yasak olan şeylerdir. O halde nakilde yani kadavranın daha doğrusu kendisine gösterilmesi gereken ihtimamın hatta yapılan o ne diyeyim testler veya diyelim ki alınan organlardan sonra usulüne uygun dini hassasiyetlere riayet edilecek gerekirse dini törenin de yapılıp yapılamaması konusunda neler vardır? Ciddi endişeler vardır. İnanın bağışçıların kendileri veya yakınları bu konuda ciddi neler taşıyor. Bu da bu rafelerden birisi ama işin böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir başka bir şey daha söyleyeyim bu rafe adına. Efendim öldükten sonra dirileceğiz. Dirilme dini midir? Yani ruhla mı yoksa cismani mi olacak? Diyoruz ki cismani olacak. Yani şu anda neysek öyle dirileceğiz. Peki dirildiğimizde bu organımızı bir başkasına verildiğinde benim organsız mı dirileceğim anlayışı? Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlarım. Şöyle de diyeyim, bir ayeti okumak istiyorum. Kıyamet suresinde, estağfirullah, bismillah. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّا نَجْمَعَ عِظَامًا فَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ diyor. Peki acaba siz, insanoğlu, bizim öldükten sonra o çürümüş kemikleri, hatta cesedi tekrar bir araya getiremeyeceğimiz konusunda acaba endişesi, bir tereddüdü mü var? Öyle sanmasın, öyle düşünmesin. Biz insanoğlunun tekrar bırakın, bakın bunu en iyi siz bileceksiniz. Parmak ucundaki o neler var? İz vardır. Parmak izleri. Onları bile aynıyla ne yapacaktır? Bela kadirine ala en nüsefiye benane. O parmak izlerini de aynıyla ne yapacaktır? Diriltirken bir araya getireceğiz diyor. Buna muktediriz. Rabbimiz bu kadar net bir şekilde bizi ne yapıyorsa, teselli ediyorsa o halde bu tür hurafelerin arkasına takılarak efendim organımı verdik veya diyelim ki yakınımızın organını verdikten sonra onun kolsuz bacaksız daha yani amiyane ifadeler kullanacağım anlaşılsın diye efendim organsız bir şekilde dirilecek bunun için bağıştan kaçınıyoruz veya reddediyoruz anlayışını açıkçası din otoriteler reddederler. Reddetme gerekçesi de bakın yine dinin kendi referanslarıdır. Bir başka bir şey daha var. Yine efendim kural gereği ne olması lazım? Organ sahibinin yani o bedenin sahibinin kendi neyi? Bağışı. Peki hali hayatında bu bağışçı herhangi bir bağışta bulunmamışsa efendim beyin ölümü tanısı kondu. Peki bu kişinin bu sefer ama hali hayatında bağışa karşı olduğuna dair bir deklarasyonu veya bir beyanı olmadığı sürece hocam güzel izah etti. Sanki ne dedik buna? Varsayılan rıza dedik değil mi? Bu bizim din işte yüksek kurulu kararımızda var. Bakın aksine bir beyanı olmaması bu kişinin rızasını gösterir. Ama yine ailesine danışılır tabii ki. O halde değerli dostlar uzatmak istemiyorum. Dedim ya son konuşmacıyım. İnanın organ nakli konusundaki hurafeleri daha doğrusu dini referanslara dayanmamaktadır. Öyle olduğu için gerek sizlere gerekse bizlere halkımızı ne yapmamız lazım? İkna konusunda hatta organ bağlı
bağışına ne yapma teşvik konusunda mutlaka işler düşmektedir. Şunu da izah edeyim. Acaba yasal düzenlemeler yapılırken mutlaka hassasiyetler gözetiliyor. Zaman zaman bizim de acaba işte etik, ahlaki değerler açısından da bir engel olup olmadığını söyleyeyim. Ömer Hocam ne der bilmiyorum ama şöyle bir şey de var. Tabii ki onlara da riayet edeceğiz. Efendim, zarurat-ı kamse konusunda bir aklın dedik, bir de bir başka bir koruma altında olan şey nesildir. Biliyorsunuz nesil kargaşası nedir? Dinin, yani ne diyeyim, kimin nesi olduğunu bilinmesi, ana babasının veya akrabasının kimler olduğu konusunda hassasiyet gösterilmesi. Efendim, bazı organlar vardır ki her organın nakline ne diyoruz? Evet, her organ nakledilebilir dediniz. İşte üreme organlarının nakli konusunda biliyorsunuz genetik şifre aktarımı konusunda zaman zaman siz değerli uzmanlarımızdan ne yapabiliyoruz? Bazı görüşler alabiliyoruz. Nedir bunlar da? İşte üreme bezleri, efendim yumurtalık, yumurta mı hocam? Peki bu tür nakillerde acaba bu şifre aktarımı olur düşüncesiyle açıkçası Din İşleri Yüksek Kurulumuz, hatta sadece bizler değil, bu konudaki dini otoriteler, o söyledim ya zarurat-ı diniyeden neslin muhafazası, onun saygınlığı, dokunulmazlığı, o konudaki gösterilmesi gereken hassasiyet gereği bu konuda birazcık neler vardır? Dini otoritelerin endişeleri var. Bunun dışında diğer tüm organların nakline ne yapar? Din müsaade eder. Yeter ki bu konuda bağışçılar olsun. Ben beni saygıyla hürmetle dinlediğinizi düşünüyorum. Olabilir belki dini konularda özellikle bu konuda sorularınız varsa da onu da cevaplamaya hazırım. Şu daha doğrusu anlarda, şu haftamızda gerçekten ben özellikle hocalarıma gerçekten tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet, bize de bu fırsatı verip en azından dinin bu konudaki bakış açısının neler olduğu konusundaki anlatma fırsatını verdiler. Hepiniz saygıyla hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. İçişleri Başkanımız ona da size benzer bir konuşma yapmıştı. Ondan çok etkilenmiştim. Gerçekten siz temelde inanılmaz güzel. Ben çok etkilendim. Nurullah Hoca'ya da, Rektör Hoca'ya da söyledim. Sadece ufak bir açıklık getireyim. Sizin o üreme organı, nesil aktarımında bizim Sağlık Bakanlığı'nda çok önemli bir hassasiyeti vardır. Bizim ülkemizde sperm veya yumurta nakilleri çok çok riayet edilir. Hiçbir şekilde bunların bankaları ancak kendi nesilleri arasında yapılır. Sadece bizim tıp öğrencileri bunu çok iyi bilir ama halka çok iyi anlatmak lazım. Nesil aktarımı diye bir kavram mümkün değil bizim ülkemizde. Bizim yaptığımız nakillerde de o doku uyumu, doku karınları bir çocuk olacaksa o anneden babadan olması gerekir. Bizim de hani tıp otoritesi olarak Sağlık Bakanlığı'na verdiği izin müdür. Bir de insanların bilmediği bir kavram vardır. Rahimin herhangi bir nesil aktarımıyla ilgisi yoktur. Bunu net olarak bilin. Bunları belki biz anlatamıyoruz hakikaten. Yani bizlerin anlatması gerekiyor. Rahim denen kavram sadece bir tarladır, bunu düşünün. Siz üzerine hangi tohumu ekerseniz orada büyür. Rahim sadece taşıyıcı bir organdır. Eğer zaten annenin kendi yumurtaları yoksa bunu nakli yapamazsınız. Bizim herhangi bir yumurta, zaten özellikle dikkat ettiğimiz kavram naklederken yumurtayı ayırıyorsunuz hocam. Bunu biz de çok fazla anlatamıyoruz, çok hızlı geçiyor bu konularda. Sizin anlattığınız konularla Sağlık Bakanlığı'nın verdiği izinlerin hiçbir çatışması yok. Bunların da bilinmesi gerekir. Çok teşekkür ederim bu konuya. Bana bunu söylediğiniz imkanınız oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de bir ekleme yapayım. Ben Sağlık Bakanlığı'nda organ doku nakli daire başkanlığının bağlı olduğu Sağlık İlimleri Genel Müdürlüğü yaptım 2 yıl. O süreçte de çok net olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki mevzuat gereği kendi anne babanın sperme ve yumurtası dışında başka hiç kimsenin sperme ve yumurta nakline izin yoktur. Kanun bunu net olarak Türkiye'de mevzuat yasaklar. Ancak maalesef ülkemizde değil ama ülkemizdeki bu konuda talep olan kişilerin bu konuda onaylamamıza rağmen yurt dışında bu konuda mevzuatında açık olan ülkelere gidip bu tür işlerin yapıldığını da biliyoruz ama ülkemizde asla ve asla yapamazsınız. Yapıldığında çok ciddi suçlu ve ciddi cezası var. Mesleklenmen cezasına kadar giden cezalar var.
kanunda kesin olarak bu ülkemizde koruma altına alınmıştır neslin devamı. Onu da ekleme yapalım. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bu konuda ben hocalarımla farklı düşünmüyorum. Aynı kanaatteyiz. Biz de bize bu tür hususlar gelince biz tıp otoritelerine başvuruyoruz. Bu konumuz detaylıdır diye. Ömer hocam dedi. Evet. Gerçekten genetik şifre aktarılıyor mu aktarılmıyor diyor. Önce hocalarımıza soruyoruz. Hocam diyor ki hayır aktarılmıyor. Biz de diyoruz ki aktarılmıyorsa o halde rahim nakli yapılabilir diyoruz. Peki aktarılıyor diyenlere de diyoruz ki ha bak bu konuda otoriteler diyor ki efendim bu konuda sıkıntılar var. O halde bilmiyorum. Belki hayatı korumak başka şey. Hayatın kalitesini yükseltebilmek için nakil yapmak başka şey. Ama ne yapmak lazım? Önceliklerimizi sıralayarak veya ta ilk önce mutlaka ilk başta olandan hareket ederek ne yapmamız lazım? Bu nakilleri yapmamız lazım. İyi yoldayız. Ama umut ediyoruz. İnşallah tabii bizlerin hepimizin desteği, fedakarlığı, çabasıyla ne yapacağız? İnşallah. Hocam müdürümüz güzel ifade ettiler. Canlının hayatını riske etmemek için peki kadavradan nakillerin sayısını artırmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Saygıyla hürmet ediyorum. Sayın Bozkurt'a da konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Bugüne özel bir hatıra teşkil edebilmesi için bugünün kıymetli misafirleri ve konuşmacıları olan Sayın Korkmaz'ı, Sayın Bozkurt'u ve Sayın Özkan'ı sahneye plaketlerini almak üzere davet ediyorum. Plaketlerin takdiri için Afyonkarahisar Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Keklik Beyefendi'yi ve Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nurullah Okumuş'u sahneye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, etkinliğimiz burada sona ermiştir. Katılımlarından ötürü bütün konuşmacılarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyoruz.